Ömer. Kendine dikkat et, ne olur. Beni düşünmüyorsan. Esas sen kendine dikkat et Ceylan. Bak bakayım yüzüme. Ben iyiyim. Biliyorum bu son gurbete gidişin. Son. Bu son. Tam binmeden vereyim dedim. Ömer bu çok güzel. Yakıştı mı? Yakışmaz mı? Çok yakıştı. Karam. Çok teşekkür ederim. Lütfen dikkat. Son çağrı. Treniniz hareket etmek üzeredir. Vakit geldi. Sarılırsam bırakamam. Hoşça kal canımın içi. Ceylan. Aman yine haber gelmiş dostun elinden. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Çok. Burada sen varsın. Fotoğraflar, mesajlar akıyor resmen. Özledin değil mi? Ne özledim? 6 ay oldu. Ama olsun varsın. Şurada 2 ayımız kalmış. Abla 2 ay kaldığına eminsin değil mi? Sonra günleri sayarken falan bir karışıklık olmasına. Sen çok konuşmasan mı acaba? Al bakalım şu pilava. Hadi sofraya. Eline sağlık Ceylan. Afiyet olsun kuzum. Allah'ım bir günde başka bir şey yesek ya ya. Valla patates yiye patatese döndüm. Kızım o ne biçim laf öyle? Önce önündeki nimete bir şükret. Yok anne, düşken yemeği değil de kendi patatesliğini diyor bence. Ya ben seni yerim.
Beni böyle buradan gıdıklaya, buradan gıdıklaya, buradan gıdıklaya gıdıklaya yerim. Yapma canım. Ye kuzum. Yapma canım. Yapma canım. Yerim seni buradan, böyle buraları da yerim. Yapma canım. Yapma. Yapma canım. Yapma. Hamza? Bu Elvan ablan mı? O mu? O. Çok şükür ablamı söndü. Hamzam. Bak. Yavrumuz geri döndü. Çok şükür. Çok şükür döndü ya. Çok özledik. 10 senedir biz seni yolları gözledik. 10 sene şu kapıdan girdiğimiz her gün dua ettik yavrum. Çok aradım ben yavrumu, çok aradım. Çok aradım, çok aradım. Babam yapma. Bak ablam geri döndü. Ne halde döndü baksana kızım. Döndü ama babam canı döndü. Benim bir ablam daha mı var baba? Ceylan neredesin be güzelim? 100 kere aradım seni. Buradayım, buradayım. Bu akşam ne oldu bir bilsen. Ne oldu? Ablam döndü. Onca yıl sonra ablam döndü. Ne diyorsun? Gözün aydın. Ya gözünüz aydın. Hala inanamıyorum. Biraz kötü gibiydi ama. Nasıl kötü? Yani onca sene sonra görünce bir ne yapacağımızı bilemedik. Ceylan iyi misin? Geleyim mi? Bir şeye ihtiyaç var mı? Yok Ömer'im, yok. Biz iyiyiz, merak etme.
Hele ablam döndü ya. Çok daha iyiyiz. Tamam bak, bir şey olursa mutlaka bana haber veriyorsun, tamam mı? Tamam karım. Hadi sen yat artık. Yarın erken işin vardır. Rüyama geleceksen yatayım. Gelirim. Sen gelecek misin? Bakacağız artık. Ömer. Ben de seni çok özledim. Ceyran gözüm be. Anne. Ne oldu? Ceylan kızım. Hı. Ayşe'ye çok dikkat etmemiz lazım. Tabii ki annem. Merak etme sen. Hadi gel ablamın yanına gidelim. Hadi gel gidelim. Geldi. Ablamın peşinde birileri olmasın sakın. Kızım Allah korusun. Dur ben bakarım. Gündür abla. Aytun. Ay bugün iş vardı. Ay. Baba sen dur, ben bakarım. Allah. Annem gidemeyince ben gideyim dedim. İyi tamam Ceylan. Senin bir sesin düştü ama. İstemiyorsan gitmeyeyim. Yok, sonuçta Gündür anne çalışacakmış. Kötü bir yer değildir herhalde. Sen yine de haber ver bana, tamam mı? Tamam tamam, sen merak etme. Benim şimdi çıkmam lazım ama. Öpüyorum çok. Tamam. Vallahi yaktınız beni ha. Hatice abla niye yakalım? Annem hasta biliyorsun, ne yapsın? Beni denerler, beğenmezlerse işe almazlar. Ay kız, olur mu öyle şey hiç? Feryal Hanım bu. Evine kimseyi denemeden sokma. Senin Gündür ablayı da daha önce böyle evlerde çalıştı falan diye yani. Bak ben gelmeyeyim istiyorsun. Kız yok. Kadının akşama daveti var. Parçalar beni. Vallahi yürü hadi yürü. Yapıyoruz iş. Ben de onu diyorum abla. Ben adamları geri çeviriyorum. Sen lansmanı onlara veriyorsun. Evet, çünkü öyle uygun gördüm. Şirket benim şirketim. Hah, senin. Senin şirketin. Her şey senin. Bu ev de senin. İçindekiler de senin. Bu da senin mi? Ha? Al bakalım. Sen kimsin? Ben Aytun ablayla çalışmaya gelmiştim. Aytun nerede? Size bakmak için. Hah, bir tanesi daha gelmiş. Bakalım bu hangi cins çıkacak? Melis. Sus artık, sen iyice deli gibi bir şey oldun, çıktın başıma. Sorumlusu kim acaba? Sen değil misin? Melis. Sen laf mı dinliyorsun orada? Hı? Bana bak, seni mimledim küçük sinsi. Kaçmak istiyorsan şu anda en doğru zaman. Yoksa diğer kızlar gibi sen de bir gün... Melis! Yeter, sus dedim. Rezil ettin bizi. Aytun neredesin sen? Kim bu kız? Feryal Hanım, şöyle ki... Çıkın dışarıda bekleyin. Çok affedersiniz.
Melis dikkat et. Seni tekrar o kliniğe kapatmama çok az kaldı. Sen de dikkat et abla. Benim de yapabileceğim şeyler var. Unutma. Ben Melis Hanım'ın asabı bozuk bu aralar. Haftanın 5 günü bunalımda kendisi. Ben ne yaptım ki bu bana sinsi minsi dedi? Aman beni sindirindedir. Esas mesele Feryal. Ha şimdi bu kızgınlıkla seni işe alsın da. Sen bir hanım gelecek demiştin, referansı da vardı. Gündür abla. Kendisi rahatsızlanınca Ceylan geldi Feryal Hanım. Kızı. Ama merak etmeyin, Ceylan daha iyi yemek yapar. Yani bugünlük mü çalışacak sadece? Yok, hayır. Annem bir süre gelemeyecek. Kaç yaşındasın sen? 24. Akşam çok önemli bir davetim var. Ben de o yüzden getirdim işte. Çok geç kalıyorum. Tamam, neyse, deneyelim. Biliyorsun akşam tarlanın konukları var. Bir liste vermiştim sana. Ha, burada, burada efendim. Eğer beceremeyeceksen şimdiden söyle, çünkü son dakika zor durumda kalmak istemiyorum. Merak etmeyin. Ve eğer ihtiyaç olursa serviste ve temizlikte de Aytül'e yardım edeceksin. Tabii. Aytül, senin anlamanda bir bozukluk mu var? Hı? Genç bir kız istemiyorum demedim mi ben sana? Dediniz. Dediniz ama. Ben bu işi sana emanet etmekle çok büyük bir hata ettim Aytül. Çok. İsterseniz hemen gönderelim kızı. Ha? İstemez. Bu kaçıncı? Ben şirkete bile daha kolay eleman buluyorum. Neyse. Bir deneyelim. Tamam anamım. Bir öğrenemedin şunu değil mi? Hı? Hanımım ne? Özür dilerim efendim. Girişmişsin hemen. Ne yapayım Aytül abla, listeye baksana. Bak Ceylan, bu evin işim işi çoktur ama eğer Feryal Hanım'ın gözüne girersen paranın neyini günü gününe öder. Bana da bir şey yaparsın artık. Yani ben dedim, Feryal Hanım dedim, yazık dedim, kızı işe alın dedim. Dedim yani. Sağ ol Aytül abla. Teşekkür ederim. Ceylan, bana şu dolaptan kinoya versene. Bak şu sondaki. Sen ne yapıyorsun ki öyle? Ay, Taylan Bey'in kahvaltısını hazırlıyorum. Çarşamba günü menüsü. Bak oradaki listede de yazıyor zaten. Burada mı? Hı hı. Bu Taylan Bey hasta mı? Ay yok, hasta değil ya. Titiz. Ama hasta gibi titiz. Obsesif. Obsesif mi? E neyse ne. Yakar geçer işte. O kadar. Anne. Ablam hep böyle uyuyacak mı? Kızım sen niye çıktın odadan? Elvan ablamı merak ettim. 9. 25.
biraz yorgun uyuyor. Hadi gel biz odaya geçelim. Anne, ablamın yüzü çok kötü olmuş. Çok üzüldüm. Ay, üzülme yavrum, üzülme. Düzelecek Allah'ın izniyle. Dayak mı yemiş? Yok, yok. Düşmüş, düşmüş abla. Ya. Hadi sen bana şimdi şöyle güzel bir resim yap. Bir ev yap, bahçe yap güzel bana. Hadi, hadi benim için bir resim. Tamam mı benim kızım? Tamam mı? Hadi, hadi aferin. Sen ne dedim? Ayşe'yi niye salıyorsun ablanın yanına? Ya anne fark edemedim. Fark edemezsin tabii. Gömmüşsün kafanı böyle deve kuşu gibi telefonun içine. Anne, ya ben anlamadım ki ne bu tavırlar yani? Neyi anlamıyorsun kızım? Ha, neyi anlamıyorsun? Neden Ayşe'yi bu kadar sakınıyoruz ki ondan biz? Canım, o küçücük bir çocuk işte yani. Şey... Ablanın durumuna şey etmesin diye yapıyoruz biz. Ablamın durumuna ben de üzülüyorum anne. Beni de saklayın o zaman. Rit bir şey ya. Ah Ceylan, kahvesini sonra alacakmış. Kim? Taylan Bey. Tuvalindekiler mi? Bunlar hiçbir şey değil. Esas ganimet içeride. Ne ganimeti? Aytır abla bir şey söylesene. Hani bakıyorsun öyle. Bunlar abla kardeş haftada bir gardırop değiştirirler. İşte fazlalıklarını da bana veriyorlar. Sonra internette bir tane site var. Ben de oraya koyup satıyorum işte ne var? Yok artık. Gerçekten mi? Evet. Gel sen de bak. Hem bana yardım edersin. Gel hadi gel gel. Hadi. Bunlar bana küçük geliyor. Bunları sen giyeceksin. Ben de fotoğrafını çekeceğim. Aytül abla olur mu hiç öyle şey? Ben böyle fotoğraf koyar mıyım? Ay, yüzün görünmeyecek ki. Yok. Olmaz. Böyle işte anam. Sen birine yardım etmek için işini tehlikeye at. O senin için bir elbise bile giymesin. Aytül abla. Kavanoz dipli dünya işte. Gönül koyma mı lütfen? Benim işim hep böyle. Kimse Aytül ne derdin var demez. Tamam. Tamam madem o kadar çok istiyorsun. Vallahi kız. Evet ama bak kesinlikle yüzüm görünmeyecek. Kesinlikle yüzüm falan görünmeyecek. Dur bak şimdi. Aa, hangisi? Evet bu. Sen şimdi bunu gidip giyip geliyorsun. Ben de seni burada bekliyorum tamam? Tamam. Çekseydik bari. Cık. Yok yok. Şu ikisini burada çekelim. Kalanını mutfakta çekeriz. Heh, yalnız bak şimdi. Şu ayakkabıyı da giy gel. Gel 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 otur şöyle. Bakalım. Uzat 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 uzat. Bir de şunu geçir. Tamam. Aa ama o kolyeyi çıkar görünmesin. Hadi, hadi. Ha dur bir dakika şurada. Şu saçını da bir top. Ama hadi Ceylan hadi bir topla şu saçını da. Allah, hadi ama. Dur. Bak yüzüm görünmüyor değil mi? Hiç, hiç görünmüyor. Dur. Aman. Ne oldu? Şarjı bitti bunun. Ay dur,
İçeride bunun şarj şeysi var. Ben hemen alıp gel. Bir dakika bekle beni. Bekle tamam, bekle. Hadi bak biri gelecek şimdi. Toplama. Dağınık daha güzel. Erkencisin. Anlamadım. Diyorum ki çok oldu mu geleli? Bana haber vermediler. Yok siz beni başkasıyla karıştırdınız. Cenk'in arkadaşı değil misin sen? Yok ben yine... Taylan Bey çok... Aytül, misafirimize bir kahve yap. Bana eşlik edecek. Taylan Bey, bir yanlış anlaşılma var. Ceylan bizim misafirimiz değil, mahalleden. Ceylan bu sabah bizim mutfakta çalışmaya başladı. Ben anlatmaya çalıştım ama. Evet ve bu kıyafetleri de hatta Feryal Hanım verdi bana, bunun eskilerinden. Bildiğin Cinderella yani. Doğru zamanlama ama. Bugün bizim balonumuz var sayılır. Değil mi Aytül? Ben de sizin mahallede hep senin gibiler var sanırım. Aytül abla bittiyse ben değiştireyim. Dur bakalım. Olmuşsun sen böyle. Bugün bizimle takılıyorsun. Yok teşekkür ederim. Merak etme. Aytül serviste boşluğunu aratmaz. İstemem dedim. Başına. Seni bu hale getirenler mi para istiyor? Ya Allah aşkına bir şeyler söyle. Nerede olduğunu bilmiyorlar anladığımı, öyle mi kızım? Konuşmayacak mısın kızım? Hiçbir şey anlatmayacak mısın? Hiçbir şey söylemeyecek misin anana? Ha? Aytül abla. Ya Taylan Bey ne biçim konuşuyor öyle? Ya var Ceylan. Adam espri yapıyor. Ay sen de buluttan niye mi kapıyorsun be güzelim? Ben sevmem öyle şey. Ömer bu ukalayı duysa ne yaparsan biliyor musun? Ay ama büyüttün ya Ceylan. Taylan Bey seni böyle şıkır şıkır güzel güzel görünce arkadaşı falan sandım. Ceylan. He. Resimleri çıkışta çekeriz değil mi? Aytül abla ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Ay Ceylan dur. Sen şimdi böyle ilk gün niye gerildin? Ben mi gerildim? Evet sen gerildin. Sen şimdi bekle bir dur. Ben
Taylan Bey'in kahvesini verip hemen geliyorum. Bekle sen beni, tamam? Aytül abla. Taylan Bey, bırakıyorum böyle kahvenizi. Aytül, yeni kız da seninle birlikte servise çıksın. Bir de kül kedisi halini görelim. Siz nasıl isterseniz Taylan Bey. Yıkanmak ister misin kızım? Banyoyu da hazırladım. Hem üstünü de değiştirirsen. Hayat denen sonsuzluğun karşısında bir çocuğuz. Düşe kalka büyürken kalkamayız bir çoğumuz. Hayat denen sonsuzluğun karşısında bir çocuğuz. Düşe kalka büyürken kalkamayız bir çoğumuz. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim olacak belli mi olur o? Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim olacak? Belki biraz canın yanar, düştüğün yerde doğrulur, başlar yine ilk adımlar. Ama bitmez yolculuklar, belki biraz canın yanar, düştüğün yerde doğrulur, başlar yine ilk adımla. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim olacak belli mi olur o? Bu hayat sana seslenip duruyorum. Dışarıda Taylan Bey'in misafirleri vardı Melis Hanım. Onlarla ilgileniyordum. Bana bir long island hazırla. Taylan Bey'in misafirleri de bekleyiversin biraz. Hangi birine yetişeyim yani? Ceylan, sen şunları dışarı çıkar. Ben şunu longunu yapayım. Hadi, 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 hadi canım, hadi. Taylan, el salla. El salla. Ebru, bir kere daha söylemeyeceğim. Çekme beni. Çekme. Ne oldu Taylan Bey? İncilerini
ikiniz mi döküldü? Külçedisi. Bırak onları da bize katıl. Yok sağ olun. İkinci kez reddediyorsun beni. Üç olmasın. Ne yapıyorsunuz? Bırak kuyruğunu, bırak. Misafirlerimin yanında kalbimi kırarız. Bırak kolumu. Sakin ol. Sakin ol. Bırak kolumu. Sakin ol. Bırak dedim, bırak! Sakin ol. Sakin. Sakin. Ne yaptın sen? O herif burada kan çıkarmadığıma dua etsin. Ya kızım sen manyak mısın ya? Ben Pıtır için bin bir güçlükle seni bir işe sokuyorum. Sen kalkıp ne yapıyorsun? Aytül abla sus. Sinirimi senden çıkaracağım şimdi. Nerede dedim? Gitti. Nereye gitti bu? Taylan Bey kötü olunca herhalde koşarak. Git getir şunu. Nasıl getireyim Taylan Bey? Koş peşinden. Getiremiyorsan da bir daha geri gelme. Defol. We'll be right back.
Bu evi her gördüğümde hayal kuruyorum, biliyor musun? Ne hayaliymiş o? Hayal işte. Ha böyle ev, evlilik falan mı? Aman aman aman, hiç. Ben hiç düşünmüyorum. Ömer. Güzelim benim. Benim seninle evlenmekten başka düşündüğüm bir şey mi var? Ben niye bu betellerde çalışıyorum? Gel bakalım şuraya. Olur mu ki? Olur ama gel. Gel. Değil tabii ki. Neymiş? Söyle o zaman. Kapat gözlerini. Hadi. Şimdi buranın duvarlarını maviye boyarız. Bütün pervazları da beyaza. Buraya da bir tane masa koyalım. Ama büyük bir masa. Sen, ben, bizimkiler, hacı annem. Hepimiz etrafında yemek yiyoruz, görüyor musun? Bilmem. Buraya da senin istediğin gibi koltuklar. Ama küçük küçük çiçekler olsun içinde, o zaman çok daha zarif. Ben başımı senin kucağına koymuşum. Yok. Ben başımı senin dizlerine koyacağım. Burası da bizim odamız olsun. Orası zaten hacı annenin odası. Ne diğerleri de çocuklar için. Yani pencerelerin kenarlarına da saksılar koyarım. İçine çok güzel sardunyalar ekerim. Ceylan'ım. Canımın içi. Çok kaptırdın değil mi kendini? Kaptır tabii. İki dakikada yuvamız yaptım bu evi. Allah izin versin. Söz veriyorum sana bu evi alacağım. Ama ben sadece göstermek istemiştim. Yapma böyle Ömer, ne olur. Tabii canım, sen hiçbir şey ister misin? İsterim. Ne istersin? Ben sadece seni isterim Ömer. Başka da bir şey istemem. Ebru'nun paylaştığı videoyu gördün mü? Görmedim. Al bak. Viral olmak üzeresin oğlum, haberin olsun. Zannediyorsun telefonunu, ha? Kızın eline yıllar sonra bir koz geçmiş, elbette kullanacak. Sen de az süründürmedin o kuzu peşinde. Ben o kuzu ona yedirmesini bilirim. Aytül!
Bravo Taylan. Aytül'den de olduk sayende. Feryal hanımefendilere de açıklarsın artık durumu. Uğraşamayacağım şimdi seninle. Elvan'ım. Saatler olsun kızım. Kardeşinin kıyafeti ne güzel de yakışmış kızıma. Saçını tarayayım mı kızım? Anlat. Bunca yıl neredeydin? Ne yaptın? Biz hiçbir şey bilmiyoruz ki. Sen nasıl istersen yavrum. Ama ne zaman anlatmak istersen ben buradayım. Erol. Hayırdır? Portlak görmüşe döndün. Yok, sen bu saatlerde gelmezsin de. Kendi dükkanıma ne zaman geleceğimi sana mı soracağım? Sen beni yanlış anladın ya. Nerede bu paranın kalanı? Hepsi oradaydı. Doğru dürüst iş yapmıyor musundur? Nedir? Milletin ayağı kesildi iyice. Ayıp oluyor ama Erol. Rahmetli babamın hatırı olmasa. Neyse, ben kaçtım.
Birol. Hı? Senden bir şey isteyecektim. Ya biraz sıkıntım var. Ben bugün izin yapsam. Bak, ayakkabılar. Millet senin keyfini mi bekleyecek? Acil olanları ben götürüp evde yaparım. İyi iyi. Ne halin varsa gör. Birol. Ya geçen haftadan benim bir alacağım var ya. Onu isteyecektim. Dünya kadar ödemem var benim zaten. Birol, çok ihtiyacım olmasa söylemem zaten. Eli boş gönderme beni. Bu defalık böyle olsun. Ama bu dükkan para kazandırmıyor artık. Sen de ona göre ayarla kendini. Aslında sana durumu böyle kuru kuru anlatmazdık, izlettirirdik ama Taylan telefonumu kırdı. Olacak iş değil. Büyütülecek bir şey yok. Nasıl yok? Kim olduğuna bakmadan sana nasıl tokat atar hem de herkesin arasında? Hiç canım, karşında Taylan Tanbay var senin. Öl dese öleceksin. Aytül. Aman Aytül de gitti zaten. Arayın gelsin. Efendim? Arayın gelsin dedi. Kızı da getirsin yanında. Oo, Taylan Bey. Tokatın şok etkisi hala devam ediyor herhalde. Tam tersi teyzeciğim. O kız bu eve gelecek ve attığı tokatın hesabını verecek. Taylan. Ben o kızın çekip gitmesine izin vermem. Taylan, senden rica ediyorum. Hiçbir şey etme boşuna Feryal'cığım. Ablacığım, oğlunu duydun. Hadi ara Aytül'ü de, kızı da alsın gelsin eve. Melis, böyle olacak iş mi bu? Sen getirdin oğlunu bu hale. Şimdi ne olacak biliyorsun? Kız gelecek, yalvaracak. Taylan'da merhamet edip etmeyeceğini düşünecek. Sonrasında da... Melis, yeter. Devrilsin inşallah. Annem kapat şu konuyu ne olur. Bak ben Ömer'i bile aramadım sesimden anlar diye. Sen de kimseye söyleme olur mu? Ay tövbe kızım söyler miyim hiç? Oo, babam neler almış. Elvan'ı ay çöreği almış gördün mü? Gördüm gördüm. Çocukken de alırdı hep. Hı. İlk göz ağrım diye severdi. Baba kız bir daha birbirlerine sarılırlar mı dersin Ceylan? Sarılacaklar tabii anne. Sen bak da gör. Dur ben şunları ablana götüreyim. Sabah da pek bir şey yemediydi. Kadar aç açına durma diye getirdim. Bak baban sana ay çöreği almış. Kızım. Ay çöreğiyle mi kandıracaksınız beni? O ne biçim laf öyle yavrum?
Biz de iyi ol diye çırpınıp duruyoruz işte. Siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. Bitti, kapandı o dava. Öyle deme yavrum. Öyle deme. Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Yavrumuzsun. Evladımızsın. Sen gittiğinden beri bu evin orta yerine bir ateş düştü. Yaktı, kavurdu bizi evladım. Benim içime düşen ateş bana ne yaptı? Siz onu biliyor musunuz? Hı? Keşke. Ben çok keşke dedim. Çok istedim kendimi canıma kıyayım ama... Tövbe de. Tövbe de yavrum. Tövbe de. Tövbe de. Olmadı, yapamadım işte. Elvan. Biz seni çok aradık. Çok aradık. Öyle çok aradık ki. Baban seni bulmak için varını yoğunu kaybetti ama... Olmadı işte, olamadı. Biz bulamadık seni. Bulamadık. Buldunuz işte şimdi. Bak. Bak da bana bir söyle. Ne kalmış benden geriye? Ayşe. Sen de Elvan ablamsın. Bunu sana getirdim. İlaç. Ağrın geçsin diye. Bunu içersen iyi olursun. Doktor verdi. Ben de bir keresinde hasta oldum. Her yerim çok ağrıdı ama bunu içtim, düzeldim. Hadi sen de iç. Elvan abla, iç hadi ne olur. Tembihini rahat bırak sana! Çık dışarı! Defol git! Rahat bırak beni! Çık dışarı! Ne yapıyorsun sen? Gel güzelim. Küçücük çocuk o! Ben bir şey yapmadım. Biliyoruz kuzum, biliyoruz. Ne oldu kızım? Müjgan annemleri de alçık. Gel. Bir kere daha Ayşe'yi üzersen... ...karşında beni bulursun. Ses neydi ya? Bir şey kırıldı galiba, ben bir bakayım. Anne dur. Gitme. Beni rahat bırak. Ne olur beni rahat bırak. Benim yüzümden mi oldu? Oh, kuzum benim, olur mu öyle şey? Elvan ablanın biraz sinirleri bozulmuş. Ben iyi olsun diye kendi ilaçlarımdan vermek istedim. Kuzum benim, senin ilaçların ona iyi gelmez ki. Belli ki ona başka ilaç lazım. Şşş. Feryal Hanım, bakın ben nasıl ikna edeyim? Ceylan bir daha dönmez ki bu eve. Hiçbir şey imkansız değildir Aytül. Of, ya
Ama ben şimdi ne diyeyim ona? Sen açtın başıma bu işi. Tayland'a tutturdu dönecek diye. Maaş falan ne istiyorsa hallederiz. Feryal Hanım bakın. Mesele para değil. Bunların zaten parası yok. Ama nelerine güveniyorlar bilmiyorum. Gururlarından ölürler bunlar. Her gururunda bir sınırı var canım. Ceylan'da yoktur işte. Ya bakın Feryal Hanım ne olur. Yemin ederim böyle bir şey olacağını bilseydim onu bu eve getirmezdim. Vallahi hiç... Tamam yeter Aytül, anlaşıldı. Peki kovuldum mu ben şimdi? Şimdilik hayır. Çok teşekkür ederim Feryal Hanım. Sağ olun. Aytül'le konuştum. Kızın dönmesinin bir yolu yok diyor. Bana Aytül'ün lafıyla mı geliyorsun? Ha kızın dönmesini istemiyorsan onu söyle. Benim için o kızın bu eve dönmesinden başka seçenek yok. Taylan, anlıyorum. Kız bedel ödesin istiyorsun. Tamam. Bırak o zaman hayatı burunlarından getireyim. Fakat bu eve geri dönecek ne demek anlamıyorum. O zaman anlamadığın işe karışmayacaksın Feryal'cığım. Babacığım. Sağ ol kızım. Annem. Sağ ol. Üzgen hadi kapat şunu. Ayşe uyuyor görmüyor musun? Abla benimle uğraşacağını şu içeridekiyle uğraşır mısın? Üzgen. Efendim anne. Ya tamam dönmüş de delirmiş de dönmüş. Ayşe'yi zor kurtardık vallahi elinden. Ayrıca her kim delirttiyse bu kızı yazık be küçücük çocuktan çıkarıyor hırsını. Bu arada pazartesi günü ben okula gittiğimde Ayşe'ye kim göz kulak olacak acaba? Ben olurum. Ha olursun. İşten de çıkmışsın zaten. Sen Ayşe'ye göz kulak olursun. Annem de Elvan ablamı bekler. İyi bari ben de okumayayım böyle çalışayım. Müjgan. Kızım yeter. Peki baba. Hep bana yeter zaten değil mi? Ya bana söylemediniz bile bu evden neden kaçtığını. Kızım sus artık. Derdimiz başımızdan aşkın zaten. Siz asıl derdi bunu bu hale getirenler peşine düşerse işte o zaman görün. Allah korusun. Ya adam gibi karşınız alıp sorsanız ha ne olmuş, niye bu haldeymiş? Hiç merak etmiyor musunuz Allah aşkına? Hadi sen Ayşe'yi al da yat artık. Hep susturun beni olur mu? Hep susturun beni. Gel. Ayşe'cim. Güzellik. Kuzum. Yavaş bir hadi yandır. Hadi uyan yatağımıza geçelim minik. Hadi kızım hadi. Hadi de. Hadi, hadi güzel kızım. Hadi yavaş yavaş. Hadi zıpla. Hadi bebeğim. Gel bakalım. Ablasın kuzusu. Çocuklar duymasın diye onların yanında söylemediysen. Gülnur. Hı? Sana bir şey sordum. Yok, bana bir şey anlatmadı. İyiyim diyorum, niye inanmıyorsun Ömer? Ya tamam bir de görüntülü konuşalım, bir yüzünü göreyim. Peki tamam. Özledim seni Ömer. Ben de seni çok özledim. Keşke
Ne keşke ne. Abla. Müjgan telefondayım. Abla. Ömer abiye söylesene ablam dayak yemiş gelmiş de bakalım ne diyecek. Ne de ya ne diyor ya? Yok Ömer. Ay pardon abla ya. Şey Ayşe uyandı da seni sordu. Neyse ben hallederim. Ömer abiciğim selamlar. Ceylan ne diyor Müjgan ne dayı? Ömer ben sana söylemeyecektim ama... Ablam döndüğünde çok fena dayak yemişti. Kim yapmış söyledi mi peki? Söylemedi. Ama peşinde de kimse yok. Emin misin? Emin gibiyiz. Kimse gelmedi. Annem de ben anladım zaten deyince... Niye bana bir şey söylemedin? Ya sen merak etme diye. Ah Ceylan ya. Başka söylemediğin bir şey var mı bana? Yok. Yok gerçekten yok. Ben artık Ayşe'ye bakayım olur mu? Çok öptüm seni. Seni çok seviyorum. İyi tamam öpüyorum ben de. Ömer gel. Çayımız taze. Ha, yok usta bir şantiye şefiyle görüşmem lazım. Hayırdır abi bu saatte? İzin alacağım Saffet Bey. İstanbul'a gidip gelmem lazım. Kötü bir şey yoktur inşallah. Ha, yok usta yok. Bu Ceylanların bir ailevi meselesi vardı da. Gittim onlarda kaldı. Bir gidip görmezsem içim rahat etmeyecek. Siz bir bardak koyun ben de müşte içerim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya sabahtan olacaktım yanınıza da şimdi sizi burada gördüğüm iyi oldu. Söyle Ömer. Ben 2-3 gün müsaade isteyecektim. İstanbul'a gitmem lazım. Vallahi kusura bakma Ömer. Bana da inşaat hızlandırın diye baskı yapıyorlar. Kimseye izin falan veremem. Önemli mesele olmasaydı istemezdim ya. Bizim birlikte kaçıncı şantiyemiz bu? Ya orası öyle tabii de. Şimdi uygun değil. Hem sen emsallerine göre yüksek bir ücretle çalışıyorsun zaten. Yani? Yani iyi ustasın tamam da olmaz Ömer. Ben gideceğim. Gidersen bu inşaattan 5 kuruş alamazsın biliyorsun değil mi? İçeride çok fazla alacağım var. Bu parayla da tehdit ettin ya. Tam oldu. Hadi eyvallah. Ne demek o? Ben gidiyorum demek. Ne diyorsun sen Ömer? Sen bana 3 gün müsaade etmezsen ben de sana çalışmıyorum diyorum. Anladın? Aytül abla. Ceylan hayırdır? Ya ben o evde kolyemi düşünmüş olabilir miyim? Hani sen de demiştin ya çıkar diye. Ay bilmem hiç görmedim ama yarın gidince bakarım. Abla ne olur bak. Bu çok önemliydi. Hiç gidince bakarım artık yarın.
miydin Taylan Bey? Burası mı? Aa evet, hemen burası. Çal kapı. Ceylan'a bir haber vereyim. Sizin ne işiniz var burada? Sizinle konuşmaya geldim Ceylan Hanım. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok. Kızım dur kanım bir dur bir. Gündür Hanım. Kızmakta haklı kızınız. Sadece neden böyle davrandığımı bilmiyor. Tabii. Sizin gibilerin hep haklı bir sebebi vardır değil mi? Ya göz süzmüşümdür ya kuyruk sallamışımdır. Hayır. Ben sadece... Evime gelen insanların güvenilir olduğundan emin olmak zorundayım. Bu ne demek? Yaptığınız ahlaksızlığı böyle mi açıklıyorsunuz? Anlaması kolay değil, biliyorum. Bakın, biz çalışanlarımızla gerçekten vahim olaylar yaşadık. Evimize gelip hırsızlık yapanlar oldu. Misafirlerimizle uygunsuz ilişkiler yaşayanlar oldu. Aytür biliyor hepsini. Tövbe! Bunlar ne biçim şeyler öyle? Daha da vahimi, evimizdeki mahrem olayları gazetecilere satanlar bile oldu. Yani bu durum bizi, özellikle de annemi gerçekten çok üzdü. Biz de onlardan biriyiz, öyle mi? Olmadığınızı anladım. Ama işteki ilk gününde evdeki elbiseyi alıp deneyen bir çalışanı sınava tabi tutmak zorundaydım. Kızım! Sen öyle bir şey mi yaptın? Annem öyle değil. Ben anlatacağım sana. Merak etmeyin Gündür Hanım. Ben işin aslını astarını öğrendim sonradan. Yani kızınızın ne kadar namuslu, ne kadar dürüst biri olduğunu da. Madem öğrendiniz, artık rahat bırakın bizi. Ceylan Hanım, siz bizim çalışanlarda aradığımız en değerli şeye sahipsiniz. Güvenilirsiniz, dürüstsünüz. Yani böyle bir olay yüzünden işinizden olmanız beni gerçekten çok üzüyor. Bakın buraya tek bir şey söylemek için geldim. Gönül rahatlığıyla işinize dönebilirsiniz. Benim sizin işinize ihtiyacım yok. Gündür Hanım. Ben bir şey diyemem. Sizden tek bir ricam var. Lütfen bu konuştuklarımızı bir kere daha düşünün, olur mu? Düşünecek bir şey yok. Lütfen siz de artık bizi rahat bırakın. İyi günler. Thank you.
İşte geç kalmayayım. Konuşuruz sonra abla. Selametle. Kızım. Ne diyor bu adam? Ne elbisesi falan giymişsin sen? Anne o iş öyle değil. Bunlar giymediklerini Aytül ablaya veriyorlarmış. O da satıyormuş. O da bunlar bana olmuyor. Sen giy diye ısrar edince. Ha sen de Aytül'ün lafına uydun öyle mi? Anne çok ısrar etti. Ne yapayım? Ah Aytül ah. Adam da seni o kıyafetle gördü öyle değil mi? Kızım ben olsam ben de işkillenirim. Neyse ki senin nasıl biri olduğunu anlamıştı adam. Yoksa bizim kapımıza kadar gelir miydi? Ne olursa olsun. Ben bir daha dönmem o eve. Sınavsa da sınav. Böyle iş mi olur anne? Neyse. Ablam biraz toparlansın da daha olmadı ben gidip çalışırım. Adam bana biraz samimi gibi geldi. Ben ne bileyim işte. Annem. Sen beni dinle. Orası bize göre değil. Ama ben yeni iş bulacağım. Söz aklın kalmasın. Ben yeni iş bulacağım tamam mı? Peki kızım peki. Hadi peki. Hoş geldiniz Taylan Bey. Taylan. Sen gerçekten kızın evine mi gittin? He? Ne oldu abi? İkna oldum anlatsana. Ya ne pis pis sırıtıyorsun abi ya. Ne oldu? Kız eve gelmeyi kabul etti mi? Edecek. Edecek. Yani sana hayır diyebildi. Bu kaçıncı oldu ya abi? Sadece hayır demedi Cenk. Kendinden geçti. Peki nasıl bu kadar emin oluyorsun abi? İnsanlar kontrolden çıkınca ne olur biliyor musun? Zaaflarını gösterirler. İşte bu kız da açıldı bana bu sabah. Karşılıklı dertleştik. Allah Allah. Oğlum ne labirent gibi konuşuyorsun ya. Neymiş derdi peki? Kızın derdi aşırı gurur. Her şey fazla zarar. Taylan, sen o kızın evine mi gittin? Sen bu insanların nasıl insanlar olduklarını biliyor musun? Ya babası, abisi, birisi bir şey yapsaydı ne olacaktı? Gitmem gerekiyordu Feryal'cığım. Kızın eve dönmesi için bir şeyler yapmam gerekiyordu, ben de yaptım. Başını belaya sokacaksın sen. Ben beladan korkmam. Tamam. Peki. Ama lütfen bir daha o kızın evine falan gideyim deme. Ben halledeceğim. İki gün sabret. Eğer kız geri dönmezse istediğini yapmakta özgürsün. İki günün var. En geç iki güne kız geri dönecek. Oo, abla. Sen de Taylan'ın planlarına ortak mı oldun? Ne yapıyoruz? Gece kondu mahallesine üst mü kuruyoruz? Şu an hiç seninle uğraşamam Melis. Vallahi bravo kızım. İkiniz de takmış peşini. Aytül, madem Taylan'ı o kızın evine götürmeyi biliyorsun, bu işi de sen halledeceksin. O kız eve geri dönecek. Feryal Hanım bakın. Taylan Bey de gördü, şahit oldu. Bunlar ikna olmuyorlar ki. Desem ki ben konuşsam? Senin konuşmanla olacak iş değil bu Aytül. Bana bir sebep bulacaksın. Bugün çalışma. Çek git mahallene. Gerekirse o aileyle ilgili her taşın altına bakacaksın Aytül. Yok dedim yok. Ben nasıl bulayım şimdi sana 40.000 lira? Ya laftan anlamıyor musun sen? Söyle be söyle. Bulsunlar da alsınlar canımı. Müzik
Şeyle. Elvan ablam hiç gördü mü beni bebekken falan? Ayşe'cim yeter mi bu kadar? Hadi sen meyveni ye. Hiç odasından çıkmıyor. Bana küs diye mi? Anne? Nereye? Şevki, nasıl desem bilemedim. Bana para lazım. 40.000 lira. Kaç para dedi? 40.000. Faiz işlerisi neyse ben hepsini öderim. Nasıl ödeyeceksin sen bana o parayı? Bakma öyle. Sayı saymayı da mı bilmiyorsun sen? Bak, kocanın ayakkabı tamiri parasıyla ödenmez o para. Ben de çalışacağım. Bak, darda kalmasam istemezdim be Şevki. Yalnız zaman gözünü seveyim, Hamza'nın bundan haberi yok. Çok rica ediyorum. Lütfen benim de hiç haberim olmamış olsun. Ya, yapma etme be Şevki. Bak, ödeyeceğim diyorum. Ödeyeceğim. İki kızının da maşallahı var. Bul birer zengin koca, evlendir. Birini okutuyorsun. Diğeri de Ömer midir nedir onu bekliyor. Sen bunun turşusunu mu kuracaksın ya? Şevki sus. Alırım seni ayağımın altına, namussuz pislik seni. Terbiyesiz. Hem buraya benden borç istemeye geliyorsun... Hem bir de bana dikleniyorsun öyle mi? Çek dükkanından dışarı. Terbiyesiz. Çek. Terbiyesiz. Çık dışarı. Çek 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 çek. Bırak. Hadi hanıza gidersin. Yürü 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 yürü. Yürü. Oğlum, çık buradan. Oğlum bırak. Al. Utan. Bu dükkanın zamanını da bizden aldın, parayla açtın sen. Hem bırak. Dikliyor hem dikleniyor. Götür şunu şuradan. Terbiyesiz bırak pislik. Bırak bırak diyorum sana. Bırak. Bırak beni. Şunu bırak dedim sana. Bırak dokunma. Dokunma terbiyesiz, ahlaksız terbiyesiz seni ver. Ahlaksız terbiyesiz. Ablacığım ne? Pislik herif. Terbiyesiz seni. İyi de yani... Hamza abinin getirdiğiyle de o ev nasıl dönecek? Aytül, Hamza'nın bu işten haberi yok. Bak, bak. Aytül, kimsenin haberi yok bu işten, tamam mı? Kimseye söylemek yok. Aşk olsun yani, aşk olsun. Asla. Aytül. Hayır ablacığım, söz aramızda. Neyse. Benim artık gitmem lazım, beklerler beni. Ben götüreyim seni. Yok, sen yok, götür... yok. Sen otur, ben giderim. Söyle Aytül. Feryal Hanım. Şimdi mahallede karşılaştım da öğrendim. Neyi öğrendin? Vallahi bu kadar olur. Artık bu Gündür ablaların bir borcu mu var, neyi var bilmiyorum ama... 40.000 lira lazımmış bunlara. Emin misin? Kesinlikle eminim efendim. Şimdi öğrendim. Tamam, sen oradan bir yere ayrılma. Ben 5 dakika sonra arıyorum seni. Tamam, bekliyorum ben. Bekliyorum. Taylan, odama gelir misin hemen? Ömer'im! Aslan yavrum, nasılsın? Sağ ol canım, iyiyim. Sen nasılsın? Bin şükür, bin şükür. Ben de iyiyim. Bak burada kim var? Ceylan var. Ayşe var. Bak sana bir şey söyleyeceğim ama sakın Ceylan'a bir şey deme, tamam mı? Söyle yavrum. Ben geliyorum. Uçağa bineceğim birazdan. Tamam, tamam. Ha, evet. Ha, olur. Tamam, tamam, tamam. Tamam canım,
biraz sonra arayacakmış. Şimdi çok işi varmış, selam söyledi sana. Yaptınız. Aklım hep sizde. Elva nasıl? Sorma cehennem. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bana Ayşe'nin haberi falan geldiysen yine... Yok. Yok ablacığım, öyle bir şey. Bak ablacığım, hiç itiraz istemem. Sen bunu benden alacaksın. Ben biraz kenarda birikmişim vardı. Yok, olmaz öyle şey. Ablacığım, sen al bunu. Ya en rahat edince ödersin tekrar. Kızım olmaz. Sen o kadar biriktirmişsin, etmişsin. Aa, yok. Aşk olsun abla. Yani ben herhangi bir şekilde zor bir durumda kalsam... sen bana yardım etmeyeceksin, öyle mi? Kuz sıkışmayınca hazır yetişmezmiş derler. Ay Aytül, Allah senden bin kere razı olsun ya. Ablam sayılırsın sen benim. Görüşürüz o zaman, tamam mı? Ay Aytül, Aytül bak, gözünü seveyim. İkimizin arasında, tamam mı? Hadi gidip borcunu verelim. Tamı tamına 40.000 lira. Bir an önce çıkalım da kurtul bu beladan. Nereden buldun bu kadar parayı? Sen orasını boş ver, merak etme. Ben kendim giderim. Olmaz öyle şey. İkimiz birlikte gideceğiz. Ben seni bir daha tek başına bırakmam. İstemiyorum Osman, yok. Sen söyle bana. Ne zaman istersen gideriz. Tamam mı kuzum? Ebru nerede saklanıyor? Bilmiyorum abi, o kadar dil döktüm, silmiyordu o videoları. Senin telefonlarını açıyor yani. Ne yapıyorsun? Versene şu telefonu. Alo? Ebru'cum? Ben Taylan. Nedir? Niye açılmıyor benim telefonlar? Yok tatlım, ne kızması? Cenk abartmış. Cesur kızsın sen. Hoşuma bile gitti. Bak ne diyeceğim. Akşam seninle bir yemek yiyelim mi? Hı? Tamam. Alırım ben seni. Bay bay. Gördün mü bak? Halloldu. Ben çıkıyorum. Ebru için mi? Oğlum akşam demediniz mi? Onun için değil. Öbürü için. Öbürü derken? Bitince anlatırım. Aytül abla, merhaba. Bulabildin mi kolyeyi? Ben de seni arayacaktım Ceyla. Ya kızım, ben her yere baktım, bulamadım bunu ya.
Hiçbir yerde yok. Ne yapacağım ben şimdi? Kızım niye bu kadar üzüldün sen? Alt taraf bir kolye değil mi? Değil. Ömer'in hediyesiydi o. Oo, Ömer sana daha ne hediyeler alır? Ya mesela Gündür ablayı mı yatırdı mı parayı? Ne parası? Ay yok, bir şey yok. Yok bir şey demedim ben. Hemen yatıracağım. Deyince... Aytül abla, doğru düzgün anlatır mısın şunu? Ya... Benim biraz birikmişim vardı. Onun içinden 40 bin lira borç verdim annene. Abla ne diyorsun sen? Aramızda lafı mı olur ya Ceylan? Abla tamam. Tamam, kapatıyorum. Ben sonra konuşuruz. Aytül abla nasıl duydu peki? Gündür abla. Aşk olsun sana Aytül. Vallahi ben bilerek demedim. Anne. Sen Aytül ablanın parasını geri ver. Biz hepimiz hallederiz bir şekilde. Aa, olmaz öyle şey. Hayatta kabul etmem. Şey, ben o parayı Yelin'e verdim kızım. Ama şimdi Ceylan yani... Aramızda böyle bir şeyin lafı mı olur hiç ha? Aytül abla. Sen o kadar parayı nereden buldun? Onlardan aldın değil mi? Konuşsana kızım. Aytül abla. Evet. Onlardan aldım. Bir şey nasıl yaparsın? Yani sizin haberiniz bile olmayacaktı. Ceylan böyle üstüme gelince şey ettim. Sen onlara niye söyledin ki? Ama vallahi billahi kötü bir niyetim yoktu benim ya. Ben sadece size yardım etmek istemiştim. Gönül ablayı öyle görünce. Sen hiç ağlama. Ben bunu kimle konuşacağımı çok iyi biliyorum. Ceylan, Ceylan kızım nereye gidiyorsun? Ceylan! Ceylan kızım nereye? Ceylan! Bizden uzak durun demedim mi? Evet. Ben de uzak durdum. Gelen sensin. Laf oyunu yapmayı bırakın. Anneme niye para gönderdiniz? Benim haberim yok. Ne parası? Aytül'le arkadan iş çevirmediniz mi? Aytül hepsini anlattı. Ceylan benim bilgim yok. Belki annem göndermiştir. Tamam. Ben de Feryal Hanım'la konuşurum o zaman. Annem akşam gelir. İstiyorsan geç otur bekle. Yok. Ben kapıda beklerim. Thank you.
Annemi beklemene gerek yok. Neden? Aradım. Annem hayır işlerini seven bir kadındır. Sizin de zor durumda olduğunuzu öğrenince yardım etmek istemiş. Biz sizden sadaka mı istedik? Ben sadaka mı dedim Ceylan? Kadın gerçekten çok üzüldü. Zaten bu evde çalışıyor olsaydın sana bu parayı ödeyecektik. Ama çalışmıyorum. Çalışmayacağım da. Bak, benim yüzümden işinden oldun. Kadın da sadece telafi etmek istemiş. Ama yine de annem adına senden çok özür dilerim. Oldu mu? Şimdi gönül rahatlığıyla evine gidebilirsin. Taylan Bey, ben o parayı kabul edemem. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Ver o zaman parayı. Ver. Bak. Bu parayı küçük bir yardım olarak göreceksin. Ben sizden niye yardım alıyorum ki? Başka bir seçenek var mı? Var. Bu parayı burada çalışıp ödeyeceğim. Biz bu zamana kadar hak etmediğimiz paraya el uzatmadık. Peki. Zaten ne söylesem kızıyorsun. Yarın sabah gel. Ayrıntıları annemle konuşursunuz. Tamam. Ceylan. Aram. Ömerim. Canım. Sensin değil mi? Gerçekten sensin. Benim tabii. Ama sen... Ben senin sesini öyle kötü duyup... seni görmeden durabilir miyim? Hı? Duramaz mısın? Soruyor musun hala? Ben aklım kalmasın... oradan buraya gelmekle uğraşma diye sana yansıtmak istemedim. Oh Ceylan. Ne kadar inatçısın. Niye zorluyorsun kendini? Hı? Yerde sen ölür müsün? Tamam öyle. Demek ki diyeceksin Ceylan. Kalbinde bir sızı hissetsen bile yetiş Ömer diyeceksin. Ben niye varım? Ömer. Canım. İyi ki varsın. Ben 6 ay dayandım ama... daha fazla dayanacak gücüm kalmamıştı. Senin bu gözünden akan yaşa dünyayı yakarım. Karam. Ben seni çok seviyorum.
Ben de seni. Ben de seni Ceylan Yusuf Bey'im. Hadi bizimkilerin yanına gidelim. Seni görünce çok sevinecekler. Ben Hacı annemin elini öptüm çıktım ama. Gidip onu da alıp gelelim o zaman. İyi hadi. Hadi. Ömer abim benden başka hiç kimseye hediye getirmemiş. Kızcağız zamanım olmadı. Karıştın mı şimdi ortalığı? Vallahi Ayşe'cim Ceylan ablama bile hediye yok. Ömer geldi ya. Benim hediyem de o işte. Ne koyacağız adını düşündün mü? Seni biraz yürüttüm ama bu kadar güzel bir gece. Sen beni bayağı şaşırttın Taylan. Yani videoyu paylaştım diye kızdın sanmıştım. Daha önce söylediğim gibi cesaret beni her zaman etkiler. Diyorsun. Teşekkürler. Sen bırak tabağımı ben yerim sonra. Ömer abi ben seni çok seviyorum. Yine gidecek misin Kars'a? Bak ben de seni çok seviyorum ama gitmeyeceğim. Merak etme Ayşe'cim bitti o iş. Nasıl? Ya ben hep birlikteyken söylemek istiyordum zaten. Bıraktım işi. Tezgin abiyle de konuştum. Bu tamirhaneyi devralacağız. İki ay var demiştin daha. İstiyorsan gideyim Ceylan. Yok, yok, yok. Benim yüzümden işinden olmadı Ömer'im. Yok be güzelim, ben kendim tamamladım artık. Oh, Allah'ıma çok şükür. Bu hasretlik, gurbetlik bitti artık. Oh, gözümüz aydın. Hayırlı olsun oğlum. Allah utandırmış. Sağ ol. Sağ ol amca. Geceyi burada bitirmeyeceğiz değil mi? Bilmem. Tamam, sana mı gidelim, bana mı? Bence ikisi de değil. Sen bizim civadaki evi görmemiştin değil mi? Baş başa diyorsun. Baş başa. Tamam. Lan neresi burası? Görmeni istediğim bir manzara var. Buralarda arsa bakarken fark ettim. Burada mı? Burada. Gel. Hala neredeyiz biz? Güven bana. Değecek. Ne
yapıyorsun Taylan? Taylan dur. Uyum bozanlık yok. Delisin sen. Girebilir miyim? Zor yürüyorum. Soğuk mu? Evet, çok üşüyorum. Dayan, biraz az kaldı. Geldik mi? Geldik sayılır. Bir saniye ver bana. Taylan, açıyorum gözümü. Taylan, ne yapıyorsun sen? Ebru'cum, biraz yürümen gerekecek. Taylan, şaka mı yapıyorsun? Oyun muydu bunların hepsi? He, yürürken de biraz düşün. Ben niye bu haldeyim diye. Taylan bak, ne olur tamam. Sileceğim videoyu. Taylan! Ya Taylan, ne yapacağım burada? Ya. Taylan! Hiç tanımadığımız insanlara karşı borçlandık. Aman Ceylan Hanım. Baban hiçbir şey duymasın, gözünü seveyim bak. Sakın Ömer'e hiçbir şey söyleme. Sakın sakın, tamam mı? Anne, ne diyeyim Ömer'e? Ablamın peşinde para isteyen adamlar var. Annem de gizlice borç alıp ödemiş mi diyeyim. Sen bırak bırak. Ben götürürüm. Tamam, vereceğim işte bugün paranı. Tamam, arama artık. Arama beni. Yeter. Kızım şey, ben ekmeği koyacaktım. Ekmeği koymayı unutmuşum da. Ne halletmişsiniz? Telefonum çalıyor galiba yine. Sana ne? Yapma böyle. Birbirimizi bunca yıl sonra bulduk abla. Başında bir bela varsa... Ömer geldi. Hadi sen Ömer'i bekletme kızım. Hadi biz o işi hallettik. Bitti gitti, bitti gitti. Hadi kızım. Hadi. Hadi yavrum, hadi. Sen inanmayacaksın. Eda. Efendim? Aç.
Yeni evine böyle çiçeklerle gir istedim. Yeni evim? Miz. Bizim evimiz. Aldın mı? Gerçekten mi? Evet. Ömer, ben sana ne diyeyim? Hiçbir şey demene gerek yok. Sen bana böyle gülümse yeter. O kadar çok şey söylemem lazım ki. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Ceylan, sana söz veriyorum. Bu evi öyle bir yapacağım ki bu mahallenin en güzel evi olacak. Sen yaparsın, ne olmaz mı? Sen benim sadece sevdiğim değil, yaşamak için sevmemişsin. Ömer'im. Ömür müsün sen be? Ömür müsün? Ya buraya çok geleceğiz Ceylan Hanım. Akşam alırım seni. Söyle onları fazla yormasınlar ama. Bak bakayım bana bir. Koyuyor mu yine? Yok Ömer'im, yok. Ben evi düşünüyorum. Tüm gün onu düşüneceğim. Tamam. Hadi git sen. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın Açıl abla. Günaydın. Ceylan. Geldin mi canım? Ben de çıkmadan seninle konuşmak istiyordum. Taylan dün konuşmanızdan bana bahsetti. Fakat sen beni çok yanlış anlamışsın. Ben sadece sana yardım etmek istemiştim. Önemli değil. Ben o parayı sadece burada çalışmak karşılığında kabul ettim. Ama o kadar çalışıp da hiç ödeme almamana gönlüm razı olmaz. O yüzden düzenli olarak her ay maaşını alacaksın. Ferhan Hanım, ben böyle bir şey kabul edemem. Lütfen, bitirmeme müsaade et. Sen sonra istediğin kısmı bize geri ödeyebilirsin. Benim tek istediğim bu borcu bir an önce ödeyebilmek. Ondan şüphem yok. Senin ne kadar düzgün bir kız olduğundan da. O yüzden seni hiç zora sokmadan halledeceğiz bu işi, tamam mı? Hayırlı olsun o zaman. Kardeşim, ne biçim geliyorsun sen ya? Tamam, uzatma hadi. Hadi güzelim, devam et hadi. Bak bak hareketlere bak. Ya yürü git Allah'ından bul be. Ulan yol veriyorum, hala konuşuyorsun be. Hadi. Ne oldu, gitmiyor mu külüstür? Ya abone bela kumet. Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun ya? Ne bakıyorsun kardeşim? Ne bakıyorsun? İn aşağı. İn aşağı, in aşağı. Ay, in aşağı! Anca böyle kaçarsın işte.
Sen illa çıkarsın benim karşıma. Ebru'yu gerçekten gecenin bir yarısı ormanın ortasında mı bıraktın? Kabul et, iyi fikir. Videoyu da silmiş. Oğlum, kız hastanelik olmuş. Ay, çok geçmiş olsun. Bu konuyu şirkette konuşacağız. Ben gelmiyorum bugün. Taylan, bak şirkette sana ihtiyacım var biliyorsun. O kız... Eğer o kız evde diye bugün işe gelmiyorsan... Hadi Feryal'cığım. Hadi bak, araba bekliyor. Geç kalıyorsun hadi. Ebru Hanım'ın yattığı hastaneyi öğrenip adıma çiçek gönderdim. Hoş geldiniz. Tenisten mi Taylan Bey? Yok Aytül. Havuzdan geliyorum. Bir kahvaltınızı... Aytül abla. Aytül'cüğüm, kahvaltıyı bahçeye hazırlar mısınız? Acele etme. Yavaş yavaş, yormayın kendinizi. Daha üstünü değiştireceğim. Ha. Onu da ben götürürüm. Para için arıyorlar değil mi? Gözü kör olmaya sıcağı. Hadi gel kızım, inat etme. Ara şunları. Getiriyorum parayı da, gidelim birlikte. Yok. Sen gelemezsin. Peki kızım, peki. Tamam. Tamam. Getiriyorum parayı. Sen tek başına git. Yani yeter ki ver şu parayı. Tamam, veriyorum paranı. Tamam, açık telefonumu. Artık arama. Gülnur. Hamza.
Hayırdır? Ne yapıyorsun burada? Yeter. Ay, siz kadınlara nasıl davranıyorsunuz? Lan yeter artık be! Elvan! Lan! Lan! Sesini yükselt. Bana bak abi diyorum. Lan! Elvan! Kızıma dokunursan öldürürüm lan seni. Sen kimi öldürüyorsun lan? Ne istiyorsun lan kızımdan? Kimsin sen? Dur! Konuşma lan! Dur! Sen kimi öldürüyorsun lan? Hamza! Hamza iyi misin ki? Hamza iyi misin? Hamza! Hamza! Şu lansman işi annenin sayesinde karma karışık oldu. Toplantım var. Tamam çık sen. Ha bana Aytül'ü gönderir misin? Ah, Taylan Bey beni çağırdınız. Melis gitti mi? Evet şimdi. Otur. Şimdi beni iyi dinle. Aytül abla. Aytül abla.
Aytül abla! Bunu burada unutmuşsun. Alabilir miyim bunu? Kusura bakma ya, yanlışlıkla oldu, elimden kaydı. Aytül abla nerede? Bütün kapılar kapalı. Bütün kapılar kilitli mi? Siz yaptınız. Sakin ol. Nasıl bir oyun bu da? Sakin. Uzak dur benden. Ceylan sakin ol. Eve hiç gelmemeliydim. Hiç gelmemeliydim. Sakin ol. Yaklaş babama. Sakin ol. Yaklaşma. Sakin ol. Dokunma bana.